üzerinde de içerisinde bir tane nokta verilmiş, E noktası. Eğer biz E noktasına göre kuvvet hesaplaması yaparsak sonuçlar hep sabit çıkar. Aradığımız uzunluk AE. AE uzunluğuna X diyorum. Eğer biz şu E noktasından kuvvet uygularsak, kuvveti şöyle uygulayacağız. E noktasından çemberin üzerindeki noktaya doğru ilerliyoruz. E noktamız burası. Çemberin üzerindeki nokta C noktası mesela. Bu uzunluk 6. 6 çarpı. Diğer tarafa doğru gidersek 8. 6 çarpı 8. Bu sabit bir sayı olacak. E noktasının kuvveti olur. E noktasının bütün kuvvetleri de birbirine eşit olacak. Mesela şu tarafa doğru çizilen kuvvete eşit olur. Eşittir. Çemberin üzerine doğru gidiyorum. Şurası 4. Çarpı buradan çemberin diğer tarafına doğru gidiyorum. Çemberin üzerindeki diğer noktaya. A noktası. Çarpı X olacak. Bunlar eşit. Hatta şöyle bir şey olsaydı mesela. Eğer şöyle bir doğru verilmiş olsaydı. Şunu da söyleyebilecek. E noktasından bu tarafa doğru çizilen uzunluk da şu tarafa doğru çizilen uzunluğun çarpımı da yine bunlara eşit olacak. Kaç tanesi çizersek çizelim hepsi eşit olur. Kuvvet tam olarak bu. Şimdi biz şuradan hareket edelim. Amacımız x'i bulmak. 4'e bölebiliriz her iki tarafı. Şu 4'ler gidiyor. Buradan 4'e böldük. 1, 4'e böldük. 2 yazıyorum kalanları. Sol taraf 6 çarpı 2. Sağ taraf x. Buradan da x eşittir. 6 çarpı 2, 12. Bizim x'imiz 12 olacak.